Uygurlara ait mezar yıkılıyor. Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'nin aldığı bilgilere göre Doğu Türkistan'ın Aksu ili Kelpin ilçesinde Çin yetkilileri Uygurlara ait bir tarihi mezarı yeni bir pazar inşa etmek gerekçesiyle zorla yıkıyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi Genel Başkanı Karakaş, Çin komünist rejimi Kelpin ilçesinde Uygur Müslümanlarının milli ve dini kimlik duygusuna saygı göstermeksizin onlara ait tarihi mezarı yıkıyorlar. Çin her zaman olduğu gibi Uygur halkının tercihlerini hiçe sayıyor. Çin'in bu tür uygulamaları Doğu Türkistan'daki milli gerilimi daha da tırmandırıyor ifadelerini kullandı. Çin, helal gıda simgelerinin kullanılmasını yasaklıyor. Doğu Türkistan'ın Karamay kentinde yetkililer gıda ürünlerinin üzerinde Arapça ve diğer dillerdeki helal yazısının kullanılmasını yasakladı ve helal anlayışının sadece et ve süt ürünlerinde sınırlandığını açıkladı. Doğu Türkistan'ın Sancıili Muri ilçesinde bir Kazak Türk'ünün Çin'in sıkı denetimi altındaki sosyal medya ağı WeChat'te Kazakistan'la ilgili içerik paylaştığı için geçtiğimiz Nisan ayında Çin polisleri tarafından tutuklandığı bildirildi. Onun ailesi şu ana kadar onun nerede olduğuna dair bilgiye erişemiyor. Trump ve Xi Kuzey Kore'yi görüştü. Xi ve Trump'ın telefonda Kuzey Kore meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Öte yandan Kuzey Kore'de 3,5 milyon sivilin orduya katılmak için gönüllü olduğu belirtildi. Türkiye ile Katar'dan 15 anlaşma. Türkiye ve Katar arasında gıda, ilaç ve inşaat alanında 15 işbirliği anlaşması imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki iç karışıklıkla ilgili olarak bu ülkeye yönelik askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi.